Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Mevzumuz, sitede de anons geçmiştik çünkü çok soran oluyordu. Onlar, soranlar lütfedip de zaman vermişlerse alırlar böyle. Dima, ha ses mi? Doğru. Orada dima var sanki. Şu mu? Daha oldu mu? Geliyor. Şu anda şöyle yapsam nasıl geliyor? Geliyor. Ha, şöyle yapayım. Şimdi, kardeşim, psikoloji sorun asrın belası. Bu Allah'ın rububiyetine karşı muhatap olamamaktan kaynaklanan bir sorun. Allah'ın rububiyetine sen öksürüyorsun, kameranın yanından çekil, oraya geç. Sana diyorum sana. Çünkü çekiyorlar, millet dinlerken öksürüğünüzü dinlemesin diye. Şimdi asrın sorunu rububiyetine, Cenab-ı Hakk'ın Rabbine muhatap olamamaktan kaynaklanıyor. Şimdi bir yerde sorun var. Bu kadar patlama olmaz ve gün geçtikçe ibre, limit yükseliyor. Kimin elini sürerseniz tahammül yok. Laf denmiyor, denemiyor. Sabır yok. Ondan sonra affetme yok. Vefa yok. En büyük önemli bütünsellik bakamıyor. Yani bütünsellik insanı üçe ayıramıyor. Üçe ayıramak, yani beşeriyet var, onun şahsı manevisi var, bir de ubudiyeti var, şey vazifedarlığı var. Girmeyeceğim şimdi. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu kafa sorunu, şu kafayı, kafamıza bela olmuş. Kafamız. Kafa kafaya bela olmuş. Kendimizi yönetemiyoruz. En büyük bela biziz, bize. En büyük sorun biziz. Yani idare edemiyoruz kendimizi. Yani küçük, büyük, herkeste bu sorun var. Peki doktorlar ne yapıyor? Doktorların eksiliyeti mutlakasıyla istisnaları var. İstisnaları şudur, ekseriyeti, aklı devre dışı ilaç vererek. Aklı devre dışı yapıyor, ilaç vererek. Peki Kur'an'ın metodolojisine, yani yönteminde nedir? Aklı tam tersine aktif edip kıblesine koymaktır. Yani tam tersine, mesela ilaç veriliyor. Yani tuvaletten, yataktan, tuvalete gitmeye aciz, yataktan kalkmaya aciz, böyle. Böyle monoton bir hale getiriyor ilaç. Çare midir? 7 sene kullanıyor. Çare olsaydı 7 sene olmaması, en fazla ilaç 3 tane 6 ay olması lazım. Yani bir organ bozukluğu değil ki. Mesela şöyle, ayağım bozuldu, organ belli, hastalık belli, ilacı belli. Gözüm bozuldu, organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Psikolojim bozuldu, neresi bu? Ruhsal diyor, ruh. Psiko, ruh demek, loji, ilim demek. Ruh ilmi. Bir organ değil bu. Nereye ilaç vereceğiz şimdi? Organ değil. Psiko, ruh demek, loji, ilim demek, ruh ilmi. Ayağın kesilse, ortopedi çare. Gözün görmüyor, gözlük veya hiç ama oldun, sopa çare. Kulağın duymuyor, el çare. Psikoloji bozuldu, organ, hangi organ? İlaç vereceğiz ama hastalık belli, organ yok ortada. İlaçlar da organ üzerine kurulmuş. Yapmayacak mıyız? Yapacağız tabii. Mecbur kullanacağız. Aklı devre dışı yapıp bekleyeceğiz. Ruh kendisini motive edene kadar leylim leylim olur. Peki buna fırsat vermemek lazım. Hele hele bir nur talebi. Hele hele insanların dimağımızı yönetmeye
ihtiyacımız zaruridir. Senin olması hanımındır, gelinindir, yengendir, çocuktur. Bu dima. İki, yönetebilmen için dima, dima tanıman. Bir şey yönetebilmen için onu tanıman lazım. Tanımadığın bir şeyi nasıl yöneteceksiniz? Tanımıyorum. Ha, bugünkü ders dima olacak. Bu soru nasıl oluyor? Tahta vardı değil mi tahta? O da geliyor mu? Ha, getir o bir kenara koy. En azından oradan başlayayım. Şimdi ben size dima'dan bir eğer gelirse şeyi göstereyim. Şu dima'da ustad diyor ki Risale'den toplamış olduğum kısa bir zamanda belki de 5-10 tane dersi kullanarak belki senelerin malzemesini bir derste inşallah sıkıştırmaya çalışıyorum. Şimdi dima'da 7 tane mertebe var. 7 tane. Her bir mertebenin de 3 tane modu var. 3 modu var. İfrat, tefrit, vasat. Tamam, her şeyin ama. Muhabbetin ifrat, tefrit, vasatı var. Adavetin ifrat, tefrit, vasatı var. Her şey. Dimada kaç mertebe varmış? 7. 3 ile çarp? 21. Ortasındaki vasatı nimet. Onu çık. İfrat, tefrit 2 kabul edelim. 7 kere 2, 14. 14 çeşit psikolojik hastalık var, çeşidi. Diğerleri türev ya. Yok duygu bozukluğu, yok düşünce bozukluğu, yok malzemeleri karar verememe bozukluğu. Zaten bunları göstereceğim ben size, inşallah getirirse. Şimdi görüyor musunuz? Seyyar yok değil mi şey? Seyyar yok. Kablo bir şey, kablo, mikrofon. Yok. Tamam. İki. Şimdi şu kafa kabul edin. İsterseniz şimdi yakın, çünkü NASA şey yansımıyor, yakın ki görsünler. Şu kafa arkadaşlar, soru sormak serbest. Şimdi bu kafada temelde dima denilir. Dima. Buna kafa diyoruz toplumda. Bu piyasada bu kafaya akıl demişler. Felsefeden geliyor. Uz, töz, felsefenin tabiri bu. Aristoteles, töz der. Başka bir felsefe akımı, uz der. Akıla. Ve aklı komple bununla genelleştirir. Akla, bu dima akıl der. Şimdi, bizde ise, hayır burada 7 tane mertebe var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Şöyle şuraya getireyim ben bunu. Şuradan silerim ki yazayım. Bu dersteki ana gayem şu. Kendinizi kendiniz seyredeceksiniz. Nerede ne olduğunu göreceksin. Seyredeceksin bak. Veri tabanlarını. Yani röntgen. Şimdi sen bir hastaneye geldiğin gibi göreceksin. Allah nasip ederse inşallah. Faydalı olmaya çalışıyorum. Çünkü bu Müslümanların başka var mı? İyi bir tane kalem getir. Bir daha seni inşallah camiden mendil koyarız, toplarız parayı. Tamam. Şey, bir peçete yok mu? Bir silsene bunu. Yeni silmişler ıslak şeyle. Şimdi 7 tane mertebe var. 7 tane. En dışarıda soğan kabuğu gibi düşünün. Soğan kabuğu gibi. Arkadaşlar bunu eğillerine anlatıyorum ha. Hepsini bir sil bakayım, yeniden çizerim ben. Sil. Soğan kabuğu gibi düşünün. Kafayı. En diş kabuk. Tahayyül. Her şeyin şekillendiği yer. Tahayyül. Sonra tahayyülden sonra o şekillenen şeylerin düşünceye dönüşüyor. Sonra akla intikal ediyor. Bak unutmayın şunu. Kafirde
Şeytan da gafilde, kafirde, kafirde, şeytan da gafilde düşünce vardır, tefekkür yoktur. Tefekkür yoktur. Düşünce ve tefekkür arasındaki en belirgin fark, düşüncenin sonunda malumat sahibi oluyorsun, ruhsa bir rahatlama yoktur. Ruhen bir yere taşınma yoktur. Tefekkürde taşınma vardır. Şimdi niçin yok gösterin. Şeytan da şu dima bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi kafa. Şimdi şurası tahayyül. Burası tasavvur. Burası tahakkur. Misaldeki şu tasdik. İsam, İltizam, itikat. Bu size lazım. Şimdi şurada da kalp var. Kalp. Bunun adı kalp. Nasıl böyle biz hasta oluyoruz? Onu göreceğiz. Şurada bunun içinde vicdan var. Şurada yazayım onları. Vicdan. Burası latife-i insaniye. Ya nereye geldik falan diyorsunuz değil mi belki de? Latife-i insani. Şurası da şu diş bitişik buna. Lümme-i şeytaniye. Lümme-i şeytaniye. Şimdi bir şeyi çözeceğiz. İlk önce onu tanımak lazım. Hakim olmak için. Hakim olamadığın bir şey sana hakim oluyor demektir. Olmuş demektir. Ortası yok. Ya hakimsin ya mahkumsun. Hisler böyledir. Hislerin ortası yok. Masatı yok. Yok, hisler yok. Hisler enerjidir. Ya bir şeye hakimsin veya sana hakimdir. Ha? Şimdi dima şurada, arkadaşlar bunlar çok önemli, bakın şurada, tefekkür burada, ilim burada ve vesvese risalesini okuduğumuz halde niye vesvese var? Bunu göreceksiniz, şablonda göreceksiniz. Vesvese okuyoruz, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Vesvese risalesini okumak değil, ezberlemişiz. Niye gitmiyor vesvese? Göreceksiniz. Tasdik nedir biliyor musun? İlimdir. Bu tasavvuf nedir? Bak burada şüphe, vehim, zan. Burada şüphe, zan, vehim, şey. Düşüncelerde burada mı abi? Tasavvufta mı? Evet. Düşünceler böyle Ha, şunu koyayım. Düşünceler. Allah razı olsun. Düşünceler. Burada. Yani tefekkür şurada. Şimdi i̇şte bu tefekkür anlamı neydi? Tefekkür evellemek. Aslıyla, lügatını söylüyorum sana. Aslının nazarıyla bakmak. Aslına taşınmak. Mesela çekirdek ağaç olduğu, yani
ulvi düşünmek diye geçiyor ama ben sana tahminimi yapayım. Şimdi toprak düşün. Burada bir çekirdek var. Ağaç oldu. Ağaçta meyve var. Meyvenin içerisinde bir çekirdek var. Bu çekirdek tefekkür ederek aslına doğru taşınıyor, köke doğru. Aslına göre düşünmek, yani Allah'ın dediği gibi yere, dediği malzemelerle düşünmek. Düşününce Allah olduğu için içinde tefekküre dönüşüyor. Tefekkürle düşüncenin arasındaki en belirgin fark, tefekkürden sonra huzur olur. Sende huzur olur. İlk önce üç sorudan bir tanesine dediniz, şeytani şey var, bir de başka bir şey var değil mi? Onu soracaktım orada da zaten, sormak istedim. Ha bak şimdi, şeytani yapacağım. Şuraya getireyim ki o Lümye şeytani da burada şey yapsın. Adam onu sordum. Şunu gene kapatıyoruz. Bu kalp. Şurada bu bizimle işimiz olmayacak. Latife-i insaniye. İnsaniye. Şurası kalbin içinde değil, bitişik. Şuraya bitişik. Bu lüme-i şeytaniye. Neden böyle abi? Etrafında dediğin için. Kalbin yanında bir oracık var. Ustad diyor ki, kalbe yakın. Kalbin içinde değil. Öyle bir, çünkü kalp nazargah ilahidir. Şu orada işte zaten şeytanın... Yok, giremez zaten. Şurası, şurası da vicdan. Şu vicdanı şuraya koyalım. Vicdan buraya koyalım. Vicdan. Bir çocuk kroki böyle çizdik mi, gerisi bundan sonraki konuşmalar kolay olacak. Şunu siliyoruz. Diğer şeyler, sır, hafi, ahva, her şey burada. Şimdi kalp, bir kalp düşünün, iki ayağı var. Yere basıyor. Bir tane de bu. Birinci ayağı dimağ, makesefken, dimağ, şu. Kalbe aittir. Kalbin bir ayağı. Öteki ayağı vicdan. Tamam, vicdan. Şimdi şeytan bak ne yapıyor. Bunu şekil bitirdikten sonra şunu da şöyle yapayım. Şeytan burada. Şeytan. Buraya buradan vesvese atıyor. Vesvese. Vesvese atıyor arkadaşlar. Şunun içine. Vesvese. Vesvese iki şeydir. İki temelde vesvese. Düşünce değildir. Şeytanın iki hedefi var. Bir, amele. Abdesti olana abdestin yok der. Abdest size, adınız gibi bilin. Abdest size, abdestin yok ha demez. Gider abdest alır. Şeytan abdestin yok diyorsa altına imza atıyor. Şeytan. Abdestin var demektir. Şeytan tasdikte abdestin var. Kaliteli abdest o. Kaliteli abdest. Tamam mı? Şeytan tasdik ediyor. Abdestin yok. Çünkü şeytan vara musallat olur. Boş eve hırsız girmez. Tamam mı? Şimdi eğer abdesti var, kesin var ve yokun biliyorsan onda zaten mesele o. Orada şeytan gelmez, gerizekalı değil o kadar. Biraz önce abdest aldım ama gene abdesti yok der. O kadar değil. Şimdi şeytan iki şeye musallat olur. Bir, amele, ibadet mesela abdese. İkincisi imana. Şimdi bu adam, şurada bir bağlantı var tamam. Bağlantı var. Şeytan şuradan vesveseyi buna atıyor. Bombardıman atıyor şöyle. Atıyor mu? Bu kalp kabul etmiyor. Senin elinde değil. Allah'a küfür ediyor. Peygamber'e küfür ediyor. Secdeye mesela kadın getiriyor, para getiriyor, onu getiriyor, bunu getiriyor. Peki kalp kabul etmiyor. Nereden anlıyoruz? Rahatsız oluyoruz.
Senin elinde değil, o sistem çalışıyor. İrade değil senin. Şimdi şeytan vesveseyi buraya attı mı kalp kabul etmiyor. Etmeyince bu sefer dimağa doğru bunu fırlatıyor. Tahayyüle atıyor. Tahayyül dimağın ilk muhatap yeri. Soğan kabuğunun en diş kabuğu tahayyül. Şekillenmeye başlar vesvese. Şekil. Tahayyül içinde hayal sistemi çalışıyor. Tahayyül sırf hayal değil, içinde hayal da var. Yani gelen verileri, mesela abdestin yok derdi. Burada şekil yok. Yani, var işte ya, nereden öyle şey yaptın, sıkıldın değil mi? Hemen bak yemedi. Yemediğine delildir sıkılman. Hemen şeytan eyvallah diyor, tamam mı? Fakat doğru yukarıya atıyor, yukarıya kafaya. Kafaya tahayyüle atıyor. Abdestsizliğini hayallendiriyor. Diyor ki bak tuvaletten çıkmışsın. Oysa dünkü tuvaletten çıkmış. İki saat önceki tuvaletten çıkmışsın. Şekillendiriyor. Bak çıkıyordu. Şimdi bu sistem senin elinde değil. Otomatik çalışıyor. İki tane şeye sen mukayyet değilsin. Buraya bir şey geldi mi zanla ve sese, tasavvur da aktif oluyor. Tasavvur yani düşünceler. Ona ait düşünceler geliyor. Şimdi buraya kadar çok önemli. Arkadaşlar bu şeytan tahayyülden sonra şuraya musallat oluyor. Yani tasavvura. Konumuz bu. Yani tasavvura, şüphe, vehim, zan, düşünceler olduğu alem. Olduğu alem. Burası olduğu alem. Bu ne yapar? Vehimin ihtimaliyatı ilmi kelamca %1'dir. Olma ihtimali. Şüphenin olma ihtimali %2 ile %50 arasıdır. Düşünceler ise karman çorban her şey vardır. Bakın tefekkür şuradadır, düşünce aşağıdadır. Şeytanda tefekkür yoktur. Çünkü tefekkürün içerisi mukaddestir. Ulvidir. Yani sufli ruhlar tefekkür edemezler. Çünkü bir sene nafile ibadetten, bir sene nafile farzlarından değil, nafile ibadetten evladır bir saat tefekkür etmek. Bir saat oturup tefekkür etmek değil. Bugün 5 dakika ettin sabah. Öğlen de 7 dakika. Akşam üzeri de 12 dakikada yaptın. Allah bereket versin. Yani toplam. Şimdi bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten için üstündür. Çünkü içinde şeytan yok. Nafile ibadette niye üstün? Bir daha cevap. Çünkü namazda, nafilede şeytan kalitesini düşürür, gurura da atar. Lan ne biçim adamsın lan, bu kadar namaz kılın. Lan olsun lan, senin gibi adam var mı? Oruca da girer. Namazın içine de girer. Bak namazda vesvese olur. Şeytan girmiş. Nafile ibadetten de girer. Ulan helal olsun, bir tane adamsın lan, senin gibi adam bir tane daha yok. Diyebilir, der. Fakat tefekkürün içinde şeytan girdiği anda tefekkür zaten bozuluyor. Olmuyor. Oraya giremiyor. Çünkü şeytanın yeri buraya kadardır. Şuraya kadar. Görmek istiyorsanız öyle gideceğiz. Öğrenmek istiyorsanız. Anladın mı delikanlı? Evet. Şimdi buraya geldi. Tefekküre niye çıkamıyor? Çünkü tefekkürün sistemi onu kabul etmiyor. O girdiği anda, tefekküre girdiği anda şeytan tefekkürlükten çıkıyor. Düşüyor. Sistem bozuluyor. Şimdi buraya geldi. Vehim, düşünceler. Peki biz Risale okuyoruz Vesvese Risalesini. İlim onu tard eder diyor. Peki niye tard etmiyor bu kadar ezberlediğimiz halde Risale'yi de? Vesvesemiz niye? Çünkü ilim onu tard eder. Cehil onu da... İlime dönüşmemiş ki biz Risale'deki dersimiz. İlim burada. Peki okuduk ezberledik. Onlar düşüncelerdir. Abi ilime dönüştüğünü nasıl anlayabiliriz düşünceni? Düşünceler ilme dönüştüren sistem tefekkürdür. Her tefekkür ettiğin şey ilme dönüşüyor. Tefekkür edemediğimiz her bir bilgi bize vesvese olarak geri dönüyor. Enaniyet oluyor. Gurur oluyor, vehm oluyor, kafa inmiyor ki.
Tefekkür yalnız mı olur abi? Tabii istersen beşken. Mesela şu anda tefekkür desin. Şu anda seni senden çıkarıp seni sana unutan nasıl anlarız tefekkürden? Rahatlama yok mu? Şu anda rahatlama olan da tefekkürdedir. Ama rahatlama olmayanlar ne var? Şu anda zandalar. Nereden çıktı ya böyle dersi ya? Allah Allah, adama da bakıyor. Böyle takılırsan sebepler, şimdi düşünce desin, tefekküre çıkamadın. Çıkamazsın yani. Yani bu tefekkür ulviyidir, lahutiyidir. Bu seni içine alır böyle, her şeyi seni sana unutturur. İki kişi karşılıklı tefekkür yaparken şeytan oraya giremiyor. Giremiyor. Allah'ın rahmeti olduğu için tefekkür böyle. Kendinle mi savaş? Yani böyle beyne gidiyor, geri geliyor, sürekli gidip geliyor, öyle mi oluyor? Yok, bu düşünceler de öyle. Artık tefekkürde buraya savaşmak yok. Tefekkür demek artık Allah ile, tefekkür tabiri caizse casustur. Allah'lık hakikatin casus diyor. Namazdaki tefekküre benziyor. Yok, o tefekkür o, değil. Geri yattık. He, tabii onu atıyorsun. Şimdi tefekkür tecessüs eder. Lahut aleminde casuslar. Mesela biz bu dersten önce bu aletimiz yoktu. Şimdi böyle bir rahatlık varsa ruh bir yerde besleniyor demektir. Besleniyorsa bir bağ kurulmuştur. Bağda tefekkürdür. Bağda tefekkürdür. Şimdi ben size okuyacağım. Sen tanımadığın sistemi nasıl tedavi edersin? Ancak dişe vuruşlarıyla dima denilen sistemin çözmen lazım. Yazı hazır aslında. He? Yansıtabiliriz abi. Öyle mi? Yansıt abi. Harika. Peki. Aslan abi şunu buraya alalım mı? Dur alacağım abi. Güzel. Ben de coştum şimdi. Çünkü görmenizi istiyorum arkadaşlar ya. Görsel %58'dir. Yüzde dinlemek %17'dir. Anlamada. Ama kör olası. Cehalet. Şey nerede? Bizim bilgisayar oraya mı? Oraya. Ben mouse'u vereceğim abi, oradan kontrol edelim. Tamam öyle mi? Çok güzel. Tabii. Arkasına koy, önüne değil. Ama bunu takarsan bilgisayarı belki Ceylan'ı yetmeyebilir. Al şunu. Bu şey. Şimdi arkadaşlar, nerede? Ha bu güzel. Bak Dima, şu kafa. Sen tanımadığın sistemi nasıl tedavi edersin? Ya. Nasıl tedavi edersin? Kafayı tıpta olduğu gibi dişe vuruşlarıyla. Şimdi adamlar onudur çekme. Orada bir şey göstereyim. Yavrum buradan kalkar mısın? Sen o tarafa git, burada durma. Bak şimdi. Doktor gittiniz. Diyor ki sen de ikide bir şekil geliyor. Seccadede, namazdasın, seccadede, kadın geliyor, para geliyor, dolar geliyor. Bu tahayyülün ifrat modunda çalışıyor demektir. Olmadığı şekilleri yapıyor. Duygu kontrolü yapamıyorsun. Bir böyle çatışma, karar vermiyor, gideceğim, geliyor. Tasavvurunda ifrata taşınmış. Ve odadan çıkmıyorsun böyle. Hiçbir şey canım istemiyor. Tasavvurun tefrit modundasın. Hiçbir şey hayal edemiyorsun yani. Derste var ya şimdi. Aha leylim leylim. Belki telefonla oynuyorsun. Tahayyülün tefrit modundasın. Kendini seyret burada. Yani mesela doktor diyor ki bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her birisinin 3 tane modu var. Şuraya yazıyorum bak. Tefrit. Görüyor musunuz arkadaşlar arkadaki? Vasat. Sonra ifrat. Ama hepsinin yani. Şu hepsine şimdi bu mesela Peygamber Aleyhisselam zamanında itikat ettikleri halde imanı olmayan sahabe görüntülü insanlar vardı. Bunlar Resulullah'ın vefatından sonra mürtet oldular. Ulema bunu çözemiyor. Nasıl olur? Sahabe mürtet olur mu? Olmaz. Sahabeydi. Ne vardı? İtikadı vardı. İman buradaydı. İmanı yoktu.
İtikadı vardı, imanı yoktu. İtikad imandan üstün değil mi? İtikad. Olur mu? Hocam itikad nasıl oluyor? Yani inanmak istiyorum, inanmıyorum, öyle mi oluyor? Şimdi kabul ediyor, inanmıyor. Sözlerde, Sözler 142. sayfada insanlığı üçe ayırıyor. Kabre giriş şekli üç şekildedir diyor. Evet. Nasıl ayırıyor? Bir, iman ettiği için, iman diyor, itikad demiyor. İman etti, iman ettiği gibi yaşayan. Birinci bu. Onda sorunumuz yok. Üçe atlıyorum. İman etmediği, iman etmediği ve öyle kendi inandığı, öyle inandığı gibi öyle muamele görecek. Üç. Ortada bir şey var. Bunda asıl imamı bir merhameten bir çıkış yolu arıyor. Aslında iki tanedir. İman edip salam erişti, iman etmeyip kendisi itikat ettiği gibi gördü. Ortada şöyle bir şey var. Asırda bir fetret var. Yani din gitmemiş. Doğru din gitmemiş. Yani televizyonlar, internetler, WhatsApp'lar şöyle darmadağın etmiş insanları. Menfaatini bilmiyor yani. O kadar berbat etmiş ki burada bile istifadeye bırakmıyor şeytan. Burada ya işte burada böyle mukaddes yerde. Ya dışarıyı düşün. Ne kadar acayip. Şimdi ikinci bir mod var. İtikat ediyor. Fakat itikadına göre amel ederse itikad uygun amel ederse imana dönüşür. Buradaki amel el-hubbu fillah ve el-buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman olacak. Şimdi adam itikad ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe gibi tarafkirlik demektir bu. Ama küfre, Allah'ın düşmanına, İslamiyet'i berbat ediyor. Önemli değil adam, onun umurunda değil. Adam umurunda değil ya. Değil mi? Şeriatı ilga etmiş. Etmiyor, büyük adamdır diyor. Tamam. Ha şimdi bu itikad. İtikad ettim, gereği gibi yaşamadığından amele dönüşmüyor. O zaman imana dönüşmüyor. İmana dönüşmüyor. Evet. İtikatla iman arasındaki fark bu. O zaman ortaya koymuş onu. Asrın belası işte bir çıkış arıyor usta. İtikadı var fakat imanı yok. İman kalptedir, akılda arama diyor. Akıl diyor imanın kapıcısı ve süpürgecisidir diyor. İmanı yok mu abi, taklidi mi? İmanı yok. Yok mu diyor? İmanı yok. Çok acayip bir şey. Taklidi zaten bu iman olmayınca taklit oluyor. Taklidi itikat demektir yani. Kabul edip iman gibi gözüküyor. Kabul edip sefahette gidenlere edip diyor abi. Bir ikinci şık. Evet, diyor. Ameli olmayınca. Şimdi ben size burada şey göstereyim. Bu iman tanımak adına. Hocam bu mesela çünkü bir takım şeyler ben böyle yakınım da. Şimdi mesela diyelim namaz kılıyor. Ama iş olsun diye kılıyor ama o hani o imansız mı oluyor? Yani nasıl oluyor? Böyle hani iş olsun diye namaz kılamaz. Kılıyorsa kılıyor. İmanı vardır değil mi hocam? Yani? Tabii. İş olsun diye namaz olur. İbadet, ubudiyet arasında bir fark gibi bir şey mi bu da? Ben mesela sordum. Dedi mesela hocam ben sen hani sen seviniyorsun diye ben kılıyorum. Çünkü benim dedim çevremde olan insan yani ben işte sen olmasan ben kılmam. Yani sen mutlu olursun diye ben kılıyorum. Yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor? Evet. Çünkü onu yapamaz. İçinden geliyor değil mi bu? Kılıyor da enaniyet, gurur, kibirinden her namaz kılıyorum demiyor. Benim bir tanıdığım vardı, namazı gizli kılardı. Biliyorum ki içeride kılıyor. İnsanoğlu bir garip ya. Şimdi biraz daha şey yapayım size daha iyi. Onu iyi ki hatırlattım, onu bak açayım. Bak ne farkı var. Bak, sevgili kardeş, şurayı bir siliyorum, ufak olduğu için mecburum. Bak. Oruç tutuyor ama, 30, yani 30 gün boyunca. Bak, kitap okuyanlara diyorum. Yani sıfırda olunca tabii, bunları tek tek anlatsam konudan çıkacağım. Ubudiyet, üçe ayrı. Bir. Söyle bakayım Abdülkadir. İbadeti ben koydum. Başka? Farz.
kendisine ve farkındabilmek. Şuraya at fark 90 kusur. Sonra bu. Evet. Harika. Kim dedi? Evet, doktor. Doğru. Bu diyet bu. Şimdi dima, kafa, psikolojinin sonundan çıkmak mı istiyorsunuz? Terklerinizi çoğaldı. İlimle bulamazsın. Senin ilim dediğin şey düşüncedir. Bu düşünceler ilme dönüşebilmesi için tefekkür lazım. Tefekkür için kesinlikle terk. İnterneti terk, televizyonu terk, haramları terk edeceksin. Eğer bilgi netice olsaydı, filozoflar, firavunların en mutlu şedatlar, enne rabbukumul a'la, innema ututuyu a'la ilmin, ilmimle yaptım diyenler, senden benden daha dindar olacaktı. Onların ilmi yok, düşünceleri var. Dimağı kontrol etmek istiyorsanız şunu, terklerinizi çoğaltacaksınız. Yani olmazsa olmazlarımız var ya, dayatmalar. Onları terk edeceksin. Ama kara kucak bir güreşçi gibi o terklere saldırmayın. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Hatırına gelen yapacaksın. Ama ifade etmem. Bir sene, bugün milat olsun. Bugün ayın kaçı? 25 mi? 25, 11, 2016 mı abi? Bugün itibariyle sen 25, 11, 2000 inşallah yaşarsak 12'ye kadar, 17'ye kadar bu senin için çok mühim olan bir şey var. Yani kurtulamadığın. Bir tane seç. Ben bunu bir senede şunu terk edeceğim dediğin bir tane seç. Terk edeceğim bir şey. Seni bloke eden, sana rağmen seni sürükleyen. Bir tane, hepsini saldırma. Bir kötü ahlakı terk et, bir tane. Şeytan niçin bizi bıktırıyor biliyor musun? Hayır, dur. Şeytan niye bıktırıyor biliyor musun bize? Hepsine bir anda saldırtıyor. Efendim abi? Benim oğlum diyor ki, bilgisayarı ben bırakmak istiyorum diyor. Bırakamıyorum diyor. Ben istiyorum diyor. Şimdi, demek ki şeytanın en büyük özelliği bir kendine tabi olanları kendisini inkar ettiriyor. Kendine tabi olanları mesela niçin, ne işe yarıyor bu bilgi? İstiyor. Ben mi istiyorum bunu? Eğer şeytanın varlığı unutursak her istek bizimdir. Şeytana şuurlu olursak bu isteği kıyas ederiz dinle. Bu kimindir? Kendini üçe ayır. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bu diyor ki verazının payını. Ayıptır ya. Yedir. Beter. Karşı karşıya mesela. İki tane zıt şahsiyet göreceksin. Mesela kıl. Kılma. Yap. Yapma. Verazının payını. Ayıptır ya. İki tane karakter yok mu içimizde? İkisi de zıt. Peki ikisi biz miyiz? İkisi de biz değiliz. Ver ağzını payın diyen nefistir. Odundaki duman. Ayıptır günah, odundaki nur, ruh. Odundan kasıt budur. Odunda duman var, odunda nur var. Odunun en büyük düşmanı ateş, odunun içinde. Şimdi ver ağzını payın, odundaki duman. Ayıptır ya, odundaki nur. Odundan dumanın az çıkmasını istiyorsanız, odunu güneşe çıkartmak lazım, kurusun. Güneş de ilimdir. Şimdi şeytan vesvesesi kalbe attı mı? Yemedi. Tamam. Allah yoktur dedi. Öyle diyor mesela. Bana diyor ki Allah yoktur. Ya yoksa yok ne yapalım? Biliyor mu adam? Çünkü üç ayrı değil mi? Ya böyle nasıl dersin? Nasıl rahat edersin? Bu iki tane yapı sistemi var ya. Baktı ki yemedi. Bu sefer vesvese şüpheye dönüyor. Şüpheye, şetme dönüyor. Burada duruyor. Eğer düşüncelerimizi, şu bilgileri
ilme dönüştürürsek vesvese yok olur. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Mesela şöyle. Mesela canlı. Çık dışarıya çık çık. Gözükme gözüm şöyle şöyle desem. Bu kim? Canlı bir insan. Ha, ilim de böyledir. Tard eder. İlim onu tard eder demek. Kovar. Kovabiliyorsa canlıdır demektir. İlim canlıdır. Allah'ın subutu sıfatındaki ilim cansız olamaz. O onu tard ediyor. Peki ya biz vesvese risalesi okuduğumuz halde niçin vesveseden kurtulamıyoruz? Bu kadar ders dinliyoruz. Çünkü düşüncedir o. Bir ilime dönüşmemiş. Düşünceler ilme dönüşebilmesi için tefekkür olması lazım. Tefekkür olabilmesi için terkler lazım. Terk etmedikçe, mesela dinimizde ilk önce iman etmek için terkle başlanır. La ilahe, sonra illallah. Putları terk et, sonra illallah, bunu göreceksin. Mesela ibadette 9-10 sene sonra, Miraç'ta namaz farz oldu. 9 sene ne anlattı peygamber? 10 sene. Terkleri anlattı. La ilahe olmadıkça illallah olmaz. Takvan neydi? Menihattan ve günahlardan iştinab etmek. Menihat neydi? Defi mefasittir. Günahlar ise nedir? Terk-i kebairdir. Terk olmadıkça bilgilerimiz vesveseye dönüşür. Mesela okuduk Risale'de bir şey. Eğer bizim terkler yoksa o bilgi kafada düşüncedir, bilgidir. Enaniyettir, enaniyet. Ben biliyorum canım. Ders almaya ne gerek var ya? Nereden ne anlatıyor şimdi? O enaniyete dönüşür. İlmi enaniyet dediğimiz bu işte. Oysa ilime dönüşseydi o bilgi iki büklüm yapardı. Mütevazı olurdu. Çünkü ilim canlı ve ruhludur. Vesvese risalesinde ilim onu tard eder derdiği halde niçin bizde vesvese hala var? Çünkü okuduklarımız düşüncededir. Tefekküre dönüşmemiş ki ilme yükselsin. İlim denilen tasdik diyor Risale'de. Peki bir daha bu düşüncelerin yukarıya doğru kaydıran, o düşünceleri ulvi ve lahut alemine doğru taşıyan kesinlikle ilim şey değil, ibadet değildir. Namaz, oruç değildir. Namaz, oruç kalbi çalıştırır. Zikir ela bi zikrillahi tetmeynil kulub ve amel, zikir ve amel kalbi nurlandırır. Dimağın benzini terktir. Çünkü din, aklı olan Allah Resulü diyor aleyhissalatü vesselam, akılsızın dini yoktur. Yani bizim İslam dini yoktur. O yok. Nasıl hitap edecek? Dima vahiye muhatap olabilmesi için terk etmesi lazım. Putunu terk etmesi lazım. Adamlar koca koca hocalar. Koca koca dev bilgi sahipleri. Niçin ehli sünnete veya dine zıt yaşıyor veya hareket ediyor? Bilgisi var. İlmi yok. Terki yok. Terk. Terk olmadıkça düşünceler tefekküre ve ilme dönüşmez. Sorunumuzu anladık mı burada? Vesvese risalesini okuduğumuz halde niçin biz düze çıkamıyoruz? Terklerimiz yok. Okudum burada risale. Mesela. Derste sen yaptın birinci ders. Misal tövbe. Eve gidip televizyon açsan. Oradan öyle. Peki okundan ne olacak ki? O sana bela olacak. Nasıl bela olacak? Ben biliyorum olacak. Bir de ders almaya ihtiyaç hissetmeyeceksin. Ondandır ki okudukça ülfetimiz artıyor da ilk şefkimiz yok. İlk dönemde şefken neleri terk ettik diye mi? Ne kadar badireleri açtık anne babayı şunu bunu açmadık mı? Çünkü terkler kuvvetliydi, onun için şefk olmuştu. Terk kuvvetli olursa şefk olur. Terklerin kuvvetliliği nispetinde seneler geçtikçe şefkin bitmez. Bir misal da veriyorum, masama geçiyor. Bu sözümü iyi dinle şimdi. 10 dakika YouTube'da bir videoyu seyrettikten sonra onun dimağına ve ruhuna sevap günah demiyorum. 10 dakika YouTube'da bir videodan sonra ruhuna açtığı çiziyi kaldırmak için sabaha 10 cüz okusan, 10 dakika videoya 10 cüz okusan vallahi o çizik gitmez.
Evet, 10 dakika günahın 10 cüz onu aşar. Sebap aşar. Çizikten bahsediyorum, çizik. Mesela o kadar günahımız var, tövbe ediyoruz, Allah inşallah affetmiştir tabii var. Affetti halde, hala vicdan azabımız var, silinmemiş değil mi? Belki de o azap çektiğimiz silinmiştir yani Allah hesap sormayacak. Ama çizik duruyor. Çizik duruyor. 10 dakika videoyu silmek için 10 saat Kur'an okusan bile gitmiyor. Terklerimizi artırırsak ilime dönüşür sahabet. Vesvese Risalesi okuyup da abim, niçin ilim onu tard eder, niçin tard etmeden anladık mı abi? Oysa okuduğum şeyler eğer terklerle yukarıya çıkmasa abi, hocam, abi, şamyol gibi şişiyor. Daha beter oluyor. Bilmeseydi daha iyiydi. Cemaat içinde sıkıntı yapanlar bu tipler. Küçük bir şeyini, egosunu, küçük bir şeyini böyle ülvi bir cemaatin selametine, huzuruna feda ediyor. Kale almıyor ya bu cemaatin huzurunu, kale almıyor. Şahs hukukunda vazgeçmiyor. Basit bir şey ya. Bana böyle dediniz. Tamam. Allah Allah. Çocuklar gibi. Allah misketini misketini. Allah bunu bozlar. Tabi de öyle mi? Benim babam senin babanı döver. Gibi. Şimdi geçiyoruz şeye. Bakın oraya. Hulasa ettim. Ancak dişe doktorlar ne yapar? Dimağın içine giremiyor. Dimağın içine giremediği için bunun tedavisini nasıl yapacak? Dimağın için şöyle. Diyor ki duygu bozukluğu. Biraz önce gösterdim. Düşünce bozukluğu. Karar bozukluğu. Ha. Ancak dışarıya vuruşları ile içeriye girilmiyor. Dima denilen sistem çözeceksin. Oraya bakın. Sonra onu rahatsız eden ruhanileri tanıyacaksın. Yani mesela hayalimiz, tahayyül. Artık bundan sonra ezberleyeceğiz inşallah o 7 tane şeyi. Tahayyül, tasavvur. Oraya ruhaniler musallat oraya oluyor. Tahayyüle şeytan, tasavvura cinler musallat olur. Baktınız da garip garip. Ben üşenmem hiç, endişe etmeyin. Bak. Şeytan buna musallat olur. Cinler buna musallat olur. Televizyonda subliminal bu ses ise buna yapılıyor. Şekil ise buna yapılıyor. Erbaa Tayyip'e hangisine musallat? Onu anlatayım. Şimdi onu şey yap, hatırlat. Arkadaşlar, sağ kulak diyor çınlarsa diyor Allah Resulü Rahman'dandır. Sol kulak çınlarsa şeytandandır. Doktora git tansiyondandır diyor. Anladınız mı? Çok acayip. Şimdi bir yer göstereyim de hem de büyüğünü görün, dur. Oraya şey yapacağım. Oraya geldiği zaman şeytan, bak şeye, bakayım, şekli burada, ha, ha işte. Ya burada kalkmama gerek yok ya. Tamam, onu götür. Bak kalkmama gerek. Bak görüyor musun şuraya? Mouse'u görün. Bak burası, zan, vehim, şüphe, şey. Ne yapıyor? Burada düşünceler, bilgiler var, burada. İlim burada. İlime burada dönüşür. Tefekkür vesaire. Bak dima. Görüyor musunuz? Dima bu. Bu da kalp. Bak şu lüme-i şeytaniye. Buradan böyle çıkıyor. Şimdi bunu gördükten sonra ben yazıyı okuyorum. Yazıyı. Devam edeyim yazıya. Sevgili kardeşlerim, hakikaten güzel oldu değil mi? Yani bu ekranı getirdiniz ama teşekkür ediyorum. Bak, iyi oldu değil mi şimdi sabit? Bak şimdi arkadaşlar,
kaliteli adamlar, kaliteli hizmete layıktırlar ya. Değil mi abi? Bakın gördünüz ne güzel oldu şimdi. Peki, devam ediyorum. Hem dimağa hem de ruhaniyata hakim olacaksın. Ha, ulvi şeyler nereye oluyor? Ulvi şeyler direkt taakkule giriyor. Taakkul. Hiç öyle. Taakkule girdi mi üçüncü tabakaya? Şu, diyeceksin ki neresi? Şurası. Şu taakkul nerede? Şurası. Buraya geliyor. Peki şeytan dedik. Şuraya var ya lümen şeytani. Buraya öfledi. Melek de buraya öflüyor. Melek öflerse ilham, işte ilhamat, sunuhat, tuluat, işaret, rumuzat oluyor. Bunun için öflüyor. Yani şeytan öflemiyor buraya. Ama şey, melek de içini göremiyor ha kalbin içini. Çünkü kalbimizden geçenler var yani böyle bazı meyiller. Eğer melekler onu görse yazarlar. Günah olarak. Göremedikleri için yazamıyorlar. Niye? Allah'ın nazargâh ilahisi. Allah seyrediyor. Diyor ki benim seyretmeyi kimse seyretmeyecek. O kadar kalitelisin yani şimdi. Hayır geçirdiğimizde sevap yazılıyor. Onu melekler yazmıyor mu? Onu şey yapıyor. Bu sefer eyleme dönüşüyor o. Buraya öfledi mi şey? Sunuğa, tuluğa. Etkilendi. Etkilenince otomatik kendisini yukarıya gösteriyor. Hemen buraya taşınıyor. Hayali de aktif ediyor, ulvi şeyler geliyor. Eylemek dönüştüremedin mesela, kalbinden geçen kimi hayırlarında sevap... Allah aynen o çünkü orada latife insani oluyor şurada, bak latife insani nerede yazdı? Şu, şuraya atıyor. Şu, görüyor musun şunu? Oraya atıp eyleme dönüşürse yukarıya çıkar, dönüşmese oradakiler, meleklerin, buraya şeytan atamaz. Hepsi sevaba dönüşüyor. Şimdi gene devam edelim, şu yazı çok önemli sizin için. Laikalardan çıkarttığım yazıdır. Elimce merak ettim de kardeşim ya şu insanlar inim inim inliyor. Ya bu neyinesi ya? Sıkıntı, herkes sıkıntı daha çekmeye ediyor. 249 Kastamonu'da. Ben de diyor sıkıldım diyor bir ara. Herkes sıkıntı daha çekmeye ediyor değil mi? Herkes de var ya. Niye var? İşte bu bir sayfa, yarım sayfadır ama hulasa ediyorum. Sen dimağı sırf kafa mı zannediyorsun şurayı? Vahiy muhatap sıradan mı zannediyorsun? Şurası vahiy. Kur'an'ın ilk geldiği yer sıradan mı zannediyorsun burayı? İnsan sırf akıldan mı ibaret? Vahiy muhatabı sıradan mı zannediyorsun? Bu zannetmenin derdini ve belasını çekiyorsun. Dimağa göre basit olan bir midenin şeriat-ı fıtriyesini biliyorsun. Mesela kafa. Boş ver kafayı. Bir mide ya. Ona göre küçük bir şey. İşlevine göre. Ya mideyi ifsat edince neler çekiyoruz ya? Mide asiti yanıyor, kazıyor. 60 tane hastalık varmış mideyle alakalı. Bir mide ya. Mideyi ifsat edersen bak ne kadar şeyler çıkıyor. Mesela bu saatten sonra tatlıya bakalım. Şimdi bu saatten sonra tatlıya asit olur. Ama gençler varsa dozer gibi götürür. Merak etme dersten sonra verecekler sen gel olma. Ama 33 veya 40'tan sonra artık o yanma olur. Reflüye başlıyor. Ha? Şimdi niçin anlattım ben bunu? Bir mideyi bile yerinde kullanamasak böyle bir şey veriyor da kafayı yerinde kullanamasak ondan daha ciddi bir şey. Ortalığı velveleye veriyor. Diyor ki nasıl iyilik zanniyle mide ifsat ediliyor, dimağı da iyilik, bilgi, malumat zanniyle ve merakiyle veya his ve hevesle nasıl tarumar ettiğimize şahit oluyoruz. Mesela dimağdaki şeylerde, terklerle o küçük bir bilgi, mesela dağdaki, köydeki ninelerimiz var, babaannelerimiz var, anneannelerimiz var, hepimizin var ya. Bunların senin kadar bilgileri var mı? Tahmin et. Yok. Yoktur değil mi? Peki hanginiz huzurlusunuz? Onlar mı siz mi? Biz mi? Onlar. Peki niçin? Bilgileri çok. Bizim bilgimiz çok. Çünkü onların terkleri çok. Terkleri. Abi bir de hani terk etmelerine pek gerek de kalmamış. Çünkü bozulmamışlık da var yani. İşte ama televizyon ne kadar girmişse o kadar
eve sıkıntı girdi. Geçimsizlikler, kavgalar, gürültüler. Bak bakalım. Mesela bir misal söyleyeyim, basit ya. O abi taktın televizyona. Bizim kardeşim bir tanesi, televizyon bozulmuş. Bir hafta evde televizyon yok. Samimi söylüyorum abi dedi. Abi bizim kız dedi 17 yaşındaymış, olmuş o kadar ya dedi. Baya ne kadar sohbeti seviyor. O kadar canlı. Bir iki saat kızımla sohbet ettik dedi ya. Ne kadar güzel sohbeti var dedi ya. Kızıyla sohbet etmiş. Vay be, sohbet ehliymiş dedi ya. Tanımıyor. Çocuğuna gitsene, kızına, oğluna gitsene kaba şimdi. Kaç saat onunla sohbet etti. Fırsat yok ki. Televizyon bırakmıyor ki. Televizyon bırakmıyor ki hanımına sohbet edesin. Hanım alsana çocuğu ya ben. Sen. Susturmanın başka yolu televizyonu. Odayı mezarlık yapmak. Çocuk mezarlık, oyuncak mezarlık. Niye mezarlık alıyoruz biliyor musun? Aman ha git başımda defol. Defol tamam aldıktan daha ne istiyorsun biz televizyonu? Hiçbir şey alma. Tencere kapağıyla sen oyna. Nasıl bir sihir var o televizyonda? Hani sihir diyorsunuz ya. Çektiği kadar. İzlediğiniz kadar sihir mi? Mesela bak, şöyle diyeyim. Sihire bak. Bakayım mı bak, plaja gideyim mi girmeyeyim. Gücün yetebilir girmemeye. Ama gireyim mi girmeyeyim mi gücün yetmeyeyim. Girdikten sonra bakmamaya gücün yetmez. Televizyona gireyim mi girmeyeyim mi girmemeye gücün yetmiyorsa kanal değiştirmeye, kanalları dolaşmaya da gücün yetmeyecektir. YouTube'a gireyim mi girmeyeyim. Daha bir şey yokken gücün yetmemişse, girmişse bir videodan sonra sen 5-6 videodan sonra geri dönebilir misin? Dönemez. Abi ben dönüyorum. Hı-hı. Takkemi anladın. Ha sen istisnasın canım. Bıkmayı dönmek sanıyorum. He? Bıkmayı dönmek sanıyorum. Evet. Bıkmayı dönmek sanıyorum. Aferin lan. Ben kafanı çalıştırmam. Güzel. Bıkmayı dönmek sanıyorum. Peki, internetlerden sonra, haberlerde vesaireden sonra şöyle yaptınız mı hiç? Of be! İyi ki girdim. O kadar rahatladım ki. Keşke daha önce girseydim. Eğer girmemiş olsaydım bu huzuru bulamayacaktım. Öyle mi diyorsunuz? Yoksa şöyle mi? Hep veya en azından hadi yatayım ya. Sıkıntı. O sıkıntıyı nasıl atacaksın, o negatif enerji? Gir de yatakta hadi, uykuya gir hadi. Abi sabaha kadar oturuyorum. Niçin biliyor musunuz? O enerji vücut atamadığı için uykuya dönüşmüyor. Uyku moduna geçemezsin. Ya. Allah yardımcımız olsun. Amin. Dimağda iyilik, bilgi, malumat zannıyla, merakıyla veya his ve hevesler nasıl tarumar ettiğimize şahit oluyoruz mesela YouTube'lara. Bilgi abi, bilgi aynı kalalım. Ya. Netice huzur değil mi? Bilgiyle. Huzur değil mi? Mutlu olalım değil mi? E peki, biz mutlu olalım diye elde ettiğimiz videolar, bilgiler bizi sıkıntıya sokuyorsa demek ki yol bu değil. Bir şey söyleyeceğim şaşırt. Evinizdeki kedi mi mutlu, siz mi? Çünkü onun televizyonu yok. İnterneti de yok. Gayet mutlu. Hiçbir zaman psikolojisi bozuk kedi görmedim. Ah ulan ah, battı bu dünya diyen bir sığırla rastlamadım. Hepsi gayet mutlu. Biz daha mutlu olacağız ama şu aklı terklerle. Terk. Ya bazıları şey diyebilir, kafayı taktı, terleyken. Diman çalışmasını bilmiyoruz. Terklerle çalışır. Diman tamircileri olan, diman tamircileri var. Asrın imamlarının malzeme ve yöntemleriyle diman iksirini inşa ediyoruz. Yani şu, asrın imamlarının kitapları var ya, şimdi diyelim, Bediüzzaman Hazretleri'nin Laika mektupları dima iksirleyip dönüyor. Muhatap oluyor. Ha? Yani iman esasları, sözler, mektubat, lemalar, şualarla olur. Laikalar ise o imanın peteğin olabilmesi için yarın onun zemini lazım. Petek lazım ki arı bal yapsın. Arının balı İman.
O petek, dima ve terkler. Laikalar yani. Laikalar olmadıkça okuduğumuz bilgi işlevini yitirir. Yani laikalar dediğimiz, belki yeniler var. Kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin yapacağı bilgisi ve ilmi. Bak mesela, neyi, ne zaman, nasıl yapacaksın? Neyi, ne zaman, nerede, nasıl yapacaksın? Nereden bileceğiz bunu? Neyi, nerede, ne zaman, nasıl yapacağız? Neyle bileceğiz? Bunu Kastamonu layıkasıyla, Emirdağ layıkasıyla. Yani bunlar da olur. Dima layıkalarla çalışır. Kalk, iman esaslarıyla çalışır. Dima terklerle çalışır. Müslümanlarda ilah ve kulazu bir Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Yani Müslüman, biz Müslümanların ilahta, melikin nas'ta sorunumuz yoktur. Ne? Rabbin nas, Rab. Öyle şeyleri Rab edinmişiz ki. Acayip bir şey. Rab ilah edinmiş. Terki mümkün değil. Putlaşmış alemimizde. Put olmuş. En büyük put ne biliyor musun? En büyük put ne biliyor musunuz? Bu dersi dinlediğin halde üzerimize almayıp sokaktaki adamları düşürmektir. İşte put olduğuna delildir. Bu dersi üzerine almayıp, ya bizim ne alakası var canım? Sokaktaki canım, bu sokaktaki adam. Lan sokaktaki ne konuşma, mikrofona konuş. Benim putum nedir? Size hitap etmektir, kendimi unutmaktır. Yer yer putuma putlaşıyorum ben. Ya, terk. Demek ki vahiy ile kulak döllenir. Bu küçük insandır. Anne karnındaki insana benzer bu kulak. Vahiy ile kulak döllenir, iksirlenir, itikat sahibi olur. Dima. Bu itikat döner, kalbe malzeme taşır. Kalp o itikadı imana dönüştürür. İmanda ziya olur. Bu sefer kalp der ki, ulan bana bu iyiliği yaptın, geri döner, kalp dimağı nurlandırır. Nurlanan dimağla kainat kitabındaki ayetleri okur. Bu dima peygamberlerle ve vahiy ile ilk önce çalıştı, itikat oldu, kalbe iman dönüştü. Sonra bu iman dimadaki bu ziya, imanın ziyası dimağı nurlandırdı. Bu nurla kainatın ayetlerini, irade sıfatından gelen tekvine ayetleri Cebrail'siz, peygambersiz okuyor. Kainat kitabını okuyor. Yeter ki kendini tanı, kendine değer ver, kendine yatırım yap, kendini sev, kendine barışık ol. Ah, bunu herkes söylüyor. Terklerle. Mesela bir psikoloji doktoru sana söyleyeyim. 60 tane psikolojik hastaya bakıyor. Devlet hastanesinde doktor. Bir yerde, X yerde. Şöyle bakıyor. Artık simalara, gözlere bakmıyor. Usta adam. İyi biliyor. Mesela asabi olanlarımız var. Biz de asabiyiz. Usta da sayılır. Arabada asabiyiz ya böyle. Nasıl geçti sorun falan. Böyle bir özelliğiniz varsa asabinin gözüne bakmayın adama. Evde kavga ediyorsanız hanımın gözüne bakma, kavga bitiş yapar. Çünkü gözden kalpteki nefretler oradan akıyor. Baba baba be, gözden. Eğer asabiysen göze bakma. Oh, bir tanesi dedik abi, göze bakmadan nasıl kavga edeceğiz dedi ya. Aynen olmuyor işte. Şöyle ya, hasbunallah benim vekil. Bak bak bak, bir de bakmıyor ya. Bakma işte. Bakarsan onun şuası sana giriyor. Ya, devam edeyim. Görüyor musunuz orada? O şuadan dolayı mı sinirleniyor? Evet. Mesela bendeki öfke gözden, hani insanı mezara, göz, tebeyi kazana, gözden şua çıkıyor. Gözden şua çıkıyor. Tedavi. Bazen demiyor muyuz? Şu adama bak ya. En gerekli hani gibi gözü ya. Şu göze bak ya. En gerekli hani gibi ya. Bazı insanlar gördüğünüz zaman sizi rahatlatır. Konuştuğunuz zaman ferahlatır. Bazı insanları duysanız ismini canınız sıkılır. Sesini duysanız
moralınız bozulur. Kendisini görseniz kafa alt üst olur. Ha buraya gelse 6 ay işiniz ters gider. 6 ay kendinize giremezsiniz. Böyle insanlar da. Ama bazı insanlar gördüğünüz zaman o bize sizi bile ferahlatıyor. Siz çünkü inşa ediyor. Bu gözdür, dalga. Niçin bazı insanlardan sıkılıyorsunuz? Bundan. Niçin bazı insanlar sizi ferahlatıyor? Varsa bile hoşunuza gidiyor. Devam edeyim. Dima tamircileri olan asıl imamlarının malzeme ve yöntemleriyle dima iksirlenip inşa ediyoruz. Kelam sıfatıyla iksirlenip döllenen kafa, inşa olan dima, kalbi mayalayıp ihya eder. Kalp de imam balı olur. Bu iman ziyasıyla dima nurlandırır. Biraz önce anlattım. Bu ilk önce vahiye dima muhatap oluyor. Üçüncü kez anlatıyorum. Kalpte iman balı oluyor. İman ziyadır. Ha çıkayım. İman ziyadır. Sonra dima geliyor. Ondan sonra bunu herhalde anlatmıştım. Nurlanan kafayla kainat sayfelerini, ayetlerini peygambersiz ve Cebrail'siz, vahiysiz oku. Çünkü kelam sıfatıyla iksirlenip mayalanmış, dönüşmüş, döllenmiş insan. Başka bir şey oldu işte. İnsan öyle bir şey. Bu sefer aradığın şeyi aradığın zata soruyorsun. Aradığımız zatı aradığımız zattan sormalıyız. Şimdi buraya şey yapıyorum. Dolayısıyla bak şimdi şuraya geleceğim. Ha şunu yapayım da şurayı şuradan göstereyim. Daha tesirli olacağını inanıyorum. Eğer arkadaşlar şuraya şeytan buraya müdahale edebiliyor. Şuraya. Cinler, televizyonlar buraya direkt vuruyor. Sesler buraya girer. Görüntüler buraya girer. Eğer biz aldığımız bilgileri terklerle tefekküre dönüşürse ilim olur. O zaman buranın üstüne geçtin. O zaman orada artık şeytan yok ki. Şeytanı bile sen kontrol ediyorsun. Enerjiye dönüşüyor. Mesela enerji yapayım. Açık saçık geliyor bir tane. İçinde korkunç bir enerji var. Bak. Bak. Bu. Baksana ya. Bu enerji değil mi? Dayatma değil mi? Dayatmadır. Ateş atıyor. Eğer o anda bir terk yaparsan var ya ki onun adı dinde vacip. Farz ya. Terk ettin mi? Bu bak enerjisi. Bak iyi dinle burayı. Bak enerjisi çıktı mı bu? Patlayacak gibi. Bak, bak. Tamam. Bakmadın. Bu enerji ne olacak? Geri mi gidecek? Ortaya çıktı. Bu imana dönüşüyor. Şeytanın vücudu iman oluyor. Şeytan imana hizmet ediyor. Şer. Gördün mü? Yani şeytan. Şeytanın enerjisi. Yanına da geliyor ama. Ben siz, tabii siz senden ben almıyorum. Sen bir şey anlatıyorsun. Eyvallah. Seni görüyorum, rahatlıyorum. İyilik yapıyorsun, Kur'an okuyorsun. Bir de şeytandan da istifade. Şeytanın enerjisini çok merak ettim sen enerji. Şeytan bir enerji paketidir. Yani bir jeneratör enerji imal ediyor. Bu adamın ortaya çıkarttığı enerjiyi ben kendime nasıl çevireceğim? Merak ettim. İlk önce şeytanı tanımaya çalıştım. Sonra psikolojisine indim. Nasıl bir adamdır, ne yapıyor? Baktım ki düşüncesi var, tefekkür yok. Ha tefekkür. O önün elinde yok. Eğer ben tefekküre geçersem şeytanın arkasına geçiyorum. Şeytanın arkasına geçiyorsun tefekkürle. Tefekkür şeytanın arkasına geçmektir. Tefekküre ait bir şey sayfalar da getirdim ama herhalde ömrümüz yetmedi. Cümle gibi oldu değil mi? Makusa mütenasip oldu. Şeytanın dediğini yapmayınca o imana dönüştü. İşte. İlmin de dediğini yapmayınca o da şeytanı vesveseye dönüştü. Dönüşüyor. Mesela Allah ayetinde öyle diyor. Siz diyor haramı benim için terk ederseniz diyor, oradan alacağınız menüs lezzeti ben sizi imanınıza tattıracağım diyor. Yani arkadaşlar realitedir. İman bile mahluktur. Realitedir. Böyle enerjidir. İmanın sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var.
Şimdi o konu değil ama bizim iman bildiğimiz şey enerjidir. İman enerjidir. Tamam. Şimdi bak enerji olduğunu bir daha yapayım. Bak diye bir dayatma yok mu arama? Bak televizyona, YouTube'a girsene yahu. Bak şuna ya Allah Allah gir. Böyle bir enerji yok mu? Bak, 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 yap. Ha, ya dön, razını payını. Bu enerjiyle kafayı çevirdik. Kapatmış, temiz, çevir. Dediğin anda ortaya çıkmıştı o enerji. O enerji ne olacak? Allah bile bak, güneşi vurdu. Aydınlattı, arttı enerji. Allah ne yapıyor? Geri götürmüyor. O dünyaya giren enerjiyi Allah odun yapıyor, ağaç yapıyor. Ağaçlar donmuş güneştir. Ağaçlar donmuş güneştir. Niye? Yakın bakalım. O odundan çıkan nur nereye benziyor? Güneşe benziyor. Ve odunu yaktığımız zaman nereye gidiyor? Ona gidiyor, aslına gidiyor. Odun donmuş güneştir. Oduna bakarak şarjlı pil imal edilmiş. Peki odunu yapan nereye bak? Şimdi demek ki tefekkürle biz şeytanın arkasına geçiyoruz. Mesela Allah diyor ki eğer sen bundan, tamam mı? Sen bundan bakmazsan ondan daha fazla lezzet vereceğim diyor. İstersen bir deneyin. Yarın mesela haram geldiği zaman Allah dedi ki kafayı çevirdiğin zaman bundan fazla lezzet ver. Ulan hakikaten ya bakayım bakayım ne olacak. Bir kere çevir bak ne olur. Bak tilaki oluyorsun bu lezzetle. Bu lezzet de namaza da benzemiyor. Acayip bir lezzet bu da. Kafa çevirdiğin zamanki lezzet, mesela illallah'tan daha acayiptir. La ilahe olan terkler. Mesela ilk önce terk lazım ya terk. Mesela takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Meniyat nedir? Defi mefasit. Terk. Günahlar ne? Terk-i kebair. İlk önce terk. Terk yapmaktan daha lezzetlidir. Mesela bir sene nafile ibadet kıldırabilir şeytan. Sana yaptı. Yeter ki bir tane kazanı kılma. Bir sene nafile ibadet yaparsın içerisine kendisi girebilir. Ama bir saat tefekkürün içine giremez. Tefekkürün içinde şeytan yoktur. Çünkü şeytan namaz kıldı mı? Allah'a şeytan yokken kıldı. Ondan sonra amel yaptım, oruç tuttum hepsini yapmış. Fakat imanı da vardı. Allah'a iman ediyordu. İnkar etmedi ki. İtaat ediyordu. İmanı vardı. İmana da girebiliyor. Tefekküre girebiliyor. Mesela şirk yaptırmıyor mu imana? Şirk yaptırıyor. Namaza da giriyor. Allahu Ekber. Oho. Müsseccade, düz seccade şekillendi. Tahayyüle girdi. Düşünceler geldi, tasavvura girdi. Ulan ne biçim adamsın lan, senin canı gibi adam var mı falan, düşüncedesin. Ondan sonra senin namazın olmamış, zandasın. Tamam mı? Ya Allah var mı? Şüphedesin. Tamam. Ya abdestin galiba var mı? Vehimdesin. Ama bir tefekkür olmuş. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi var mı? Eğer tefekkür böyle namazı sünnet onun için bir sebebi şudur. Öğle namazının önüne payan da koymuş. Yani farza kaliteli bir şekilde girelim diye ilk önce bir tefekkür sistemi çalışıyorum. O nafiledir yani öğle namazının sünnetini. Allah Resulü ya Rabbi niyet eyledim Allah için öğle namazının sünnetini kılmaya demedi. Allah için namaza dedi. Onun Allah için namaza bize sünnet oldu nafile ya. Nedir? Ona farza alıştırmak. Onun için sünneti kıldıktan sonra dünyevi bir kelam yapılmaz. Çünkü o huzuru yakaladın tekrar bozdun. Kamet getirildikten sonra dünyevi bir kelam edersen tekrar kamet bozulur. Yine yapman lazım. Tatbikat gibi. Aynen. Evet. Aferin. Tatbikat gibi bak. Böyle sünneti kıldın ya yamuk yumuk ama epey alıştık da ısındık yani. Top oynayacağız ama antrenman yaptın. Şimdi farza giriyoruz. Allahu Ekber. Gelsin de görelim diyorsun. Bir tane secdeyi kurtarsam bile yeter. Bir tane. Şu dersi dinlemek bile yeter. Şu sabrettirmesi var ya. Adam kuduruyor. Şimdi diyor ona nereden geldin diyor. Bir sürü ilk önce itirazlar yaptım. Ulan kafayı taktı YouTube'a kafayı der. Onlar hep sana söylettiğin o adamdı. Ama şimdi rahatsın. Hakikaten diyor ya. Çünkü adam eriydi. Huzurunuz kadar şu anda huzur kadar tefekkürdeyiz.
15 dakika tefekkür yani huzur oldu mu bunun değeri yok dünyada. Yani istersen gidin eczacıya deyin ki ya dün bir yerdeydim harika böyle bir huzur vardı ya. Buna ait ilaç var mı? Ne der biliyor musun? Beni de oraya götürün deseniz. Beni de oraya götürün. Burada olmasaydık nerede olurduk düşüncesi. Tefekkür. Yani onu yapmıyor olmamızın hazzı mı? Hazzıdır. Evet bunu ifade ediyor. Burada bulunmanın hazından daha fazla sanki o haz. Evet yani mesela diyelim ki bulunmaktan işte zaten bulunmanın zemini. Çünkü bir şeyin kaliteli olabilmesi için doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda yaparsın. Şimdi burada bulunuyoruz. Soru sor kendine, herkes soruyor. Ben niye buradayım? Bu sorumuzun cevabı, samimiyetimiz kadar lezzet vardır, huzur vardır. Arkadaşlar şu huzuru ilaçla bulamayız. Adam deşifre oluyor. Şeytanın en büyük özelliği neydi tuzağı? Kendine tabi olanları kendisini inkar ettirmektir. Yani istiyor veya kalbim kırıldı. Abi kalbim kırıldı. Evet bir yer kırıldı. O kalp değil. Bu. Üçe ayıracağız. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Yani benim gömleğim, ben gömlek miyim? Ben diyen arkada, gir içeri. Benim atletim, yeni gelenler için atletim eskire biliyor. Benim vücudum, benim hayatım, benim aklım kaldırmaz. Ha benim aklım anlamadı. Benim ruhum sıkılıyor. Ha kimin? Benim ruhum. Benim gömleğim kirlendi gibi. O zaman benim ruhum diyen ruh değil, daha arkadasın. O sensin işte. Ha, onundan aşağıya şu, benim nefsim diyen ben. Odundaki duman gibi hayal et. Odun ne kadar ıslaksa dumanı çok çıkar. Odun ne kadar kuruysa dumanı o kadar az olur, nuru çok olur. Şimdi iki tane şahsiyeti göreceksiniz namazda da. Şimdi tartı yapıyorsun. Öyle yap lan. Oyup duruyor. Bak bak bir şey olmaz. Affeder Allah. Olur mu ya ne yapıyorsun? Veya en mahremine acayip garip tuhaf duygular gelir. Bunu bilmeyip de Bakırköy'de yatayan insanları biliyor. Benle görüşen insanlar biliyorum yani böyle oluyor. Yani insanda şey yok ki, ruh yok ki. O bedende neler var yani sen donmuş et mi zannediyorsun? Geliyor. Peki nereden kaynaklıyor? Bundan kaynaklıyor adamda. Peki bu niye bu kadar canlı? Aktif ediyoruz devamlı. Online yapıyoruz. Her akşam 5-10 tane videoya girerek nefisi online yapıyoruz. Yenileyiyoruz ya. Yani. Bağımızı tahsil ediyoruz. Abi zeytin ekmek de dedik. Yani et, but falan veriyoruz. Yani zeytin ekmek versek. Yani ver de derslere götürürsen. Peki tek başımıza gelebilir miyiz buraya? Gelemeyiz. Tek başımıza bu ders. Mesela herkes kalksın. Siz ben olayım. Ben bir lezzet alayım. Yemekte sofrada oturun mesela ailece. Bir de tek oturun. Lezzet olmaz. Lezzet olmaz. Mümkün değil. Herkes önüne tabağı koysun. Ortadan yemesin. O lezzet olmaz. Ortaya koyun. Kaşık nerededir? Kaşık neredeyse ben söyleyeyim siz düşünün. Ortada bir çorba tabağı düşünün. Kaşık neredeyse göz orada değil midir? Göz kalbin aynası değil miydi? Göz insanı mezara, deveyi kazara sokmuyor mu? Kaşık olduğu yerde böyle yemek yeniyordu çorba. Yok. El nerede? Göz orada. Göz nerede? Kalp orada. Kalp nerede? Muhabbet orada. O su değişiyor. Çorbanın suyu su değil. Muhabbet çorbası. Daha ilerisini getireyim. Herkes çocuk veya çorbalarını, herkes çocuklarınız, evlatlarınız, anne bu şey, şunlar bunlar, odalarına yesin. Herkes kendi odasında yesin. Yani ölmüş o ev ya. Ortaya koyuyoruz kardeşim. Bir kestane pişirin. Bir mısır patlatın. Koyun sofrayı yere. Ondan sonra bir de çay koyun. Ha ne var ne yok lan. Kapatın şu gavur olun gavurların şeyini. Ulan evimize ne misafir edeceğiz adamın dediği gibi. Televizyonu bozuk. Abi ya dedi bizim kız dedi ya. Hakikaten ne kadar samimi ya ne kadar muhabbet iyiymiş ya. Bayağı sohbet ediyoruz dedi ya. Televizyon varken ne çocuğun varlığında haberimiz yok. Karakterinde haberimiz yok. Karakterine. Peki saat oldu herhalde. Burada kapatıyorum ama aşağıda bakayım bir cümle var mı ki sonraki şu cümleyi söylesem diye. Ben kaldırayım şöyle de ondan sonra
galiba yok. Tefekkür hepsini anlattığımı zannediyorum. Ben size tefekkürü de size göstereyim, okumayacağım. Size böyle ayarladım. Şeyde var, gelmeden siteye attım. Siteye şöyle yazdım. Psikoloji sıkıntılarımıza çözüm diye bu üç tane dosya var. Bak tefekkür görüyor musunuz? Tefekkür ruhun sigortasıdır. Böyle cümle isterseniz, cümle bunları Risale-i Nur külliyatının laikalarından çıkarttım. Abi biz de okuyoruz, göremiyoruz. Kur'an'dan söylüyorum. Kur'an'daki kanun Risale-i Nur'da da caizdir ve aynı kanun caridir. Nedir o? Kur'an'ın dediklerinden fazla vardır Kur'an'ın demek istedikleri. Lafzının mana mertebesi. Risale-i Nur'da da söylediklerinden daha fazladır söylemek istedikleri. Şu anda da sen gözüktüğünden daha fazlasın içerideki şahsiyetleri. Değil mi? Bakın tefekkür. Orayı burada ruhunda yaşama attır. Bazı soruyordu, o tefekkür nedir? Orayı, öteleri burada yaşamaktır. Bakın bunu gösterdim. Öteki sayfayı da göstereceğim. Kapatacağım, bak okumuyorum. Şunu. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bu da tefekkür. Eğer indirirseniz tek tek cümle ama senelerce şey olmuş bir şey. Son sayfayı da göstereyim. Aynı sayfa mı duruyorsa? Aynı değil abi. Değil. Bak bunları. Şey kolaydır ha, sizin anlayacağınız şeyler bunlar. Tamam, herhalde tamam mıdır? Bakayım. Şunu da tamam olmuş. Ha bu. Son. Yani tefekkürle geçmiş ve geleceği görebiliyorsunuz. Ondan feyiz alabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Amin. Evlerimize erbah-ı aliyeleri, ruh-u kutsileri nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Dimağı kendi kontrolünde olan kullarından eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmayı Cenab-ı Hak nasip bir mesele eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin, haşir meydanında bunu niye yaptın? Bunu niye dedin? Bunu niye yapmadın? Bunu niye demedin? İtaplı suallerine vesile ve sebep olacak dünyada işleri, sözleri yaptırma. Amin. Yapmışsak Allah'ım affet. Amin. Allah'ın hatırına. Amin. Vahir davahu menelhamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha.